İmralı, Ankara, Kandil hattındaki görüşmeler sürüyor. HDP müzakere aşamasına geçilmesini istiyor. Seçimler yaklaşıyor ve kamuoyu hala bilmiyor. Kapalı kapılar ardında neler oluyor? Ya da bir şeyler oluyor mu? Yakın gelecekte bir şey olacak mı? Bu akşam süreçte son durumu değerlendireceğiz. Profesör Doktor Mithat Sancar, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tarrukulu ve Habertürk gazetesi yazarı Muhsin Kızılkaya konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sezgin Tarrukulu da Taksim stüdyomuzda konuğumuz. Sezgin Bey, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Öncelikle size hayırlı olsun diyelim. Milletvekili adayı olmak için üniversitedeki görevinizden ayrıldınız. Evet, ayrıldım. HDP'den aday olacaksınız. Evet. Muhsin, sizde öyle bir şey var mı? Hayır, ben... Böyle bir niyet, benim, böyle bir eğilim, böyle bir yoklama. Ya, henüz bana gelmiş bir teklif yok. Peki. Bir yerden istifa etmedim yani. Peki, tamam. Şimdi şöyle şeyler oldu. Dün bir iki hafta içinde müzakereler başlasın çıkışı geldi HDP'den. Sonra dün Yalçın Akdoğan'la bir görüşme yaptı. İmralı heyetine katılanlardan ikisi. Bugün tekrar bir görüşme yapıldı. Sırrı Süreyya Önder, Yalçın Akdoğan'la tekrar görüştü. Bir hareketlilik var. Ne oluyor sizce? Görüşmeler devam ediyor. Belli ki seçimlerden önce belli bir noktaya ulaşmaya iki tarafta çabalıyor. Yani seçimlerden önce kayda değer bir sonuç elde edilmek isteniyor. Bu kayda değer sonuç konusunda farklılıklar olabilir. Görüş farklılıkları olabilir. Seçimlere şimdiki halde gitmekten sanırım iki tarafta yana değil. Yani hem Kürt hareketi aynı gidişatla seçime varmayı istemiyor. Hı hı. Anladığımız kadarıyla hükümet de bir gelişme istiyor. Gelişme nedir sorusuna, hı, verilen cevap farklı gözüküyor. Bir şeyler olduğu kesin. Açıklamalar da onu gösteriyor. Hem HDP heyetinin açıklamaları hem de hükümet temsilcilerinin açıklamaları bunları gösteriyor. Beklenen şey nedir diye soruyorsunuz. Ne bekleniyor? Yani, anladığım kadarıyla... Müzakere hedefini koymuş HDP yönetimi kendisine. Evet. Ne umuluyor müzakerelerin başlaması? Daha doğrusu müzakere dediğimiz ne olacak? Müzakere dediğimiz şu: artık kişilere bağlı informal bir diyalog ve görüşme safhasının geride kalması. Yani bu heyetlerin gitmesi, gelmesi. Daha kurumsal ve siyasi temsilcilerin de masada olduğu, diyelim ki izleme kurulu gibi hukuksal temeli olan yapıların oluşturulduğu, oturup masada sorunların somut bir şekilde ileriye doğru tartışıldığı. Yani masada kimlerin olduğu, Abdullah Öcalan'ın olduğu. Evet. Başka belki hareketi temsilen onlar siyasi da olabilir, isimlerin olacağı. Elbette. Ve devletten de bazı isimlerin olacağı. Şu an yani, bir yapı yok mu? Şu anda böyle değil. Şu anda devlet heyeti İmralı'da Öcalan'la görüşüyor. Kamu güvenliği müsteşarı bu işle görevlendirildi. Doğrudan doğruya siyasi temsilcilerin de bulunması gerekir. Bakan, milletvekili neyse. Bunların da olması gerekir. Bir. İkincisi, kayıt altına alınması gerekiyor artık bu işlerin. Yani sadece orada görüşmeler ve sözler yeterli olmayacaktır. Hı hı. Açıkça bir müzakere sürecinden söz edebilmek için kurumsal yapıların ortaya çıkması gerekiyor. Dediğim gibi bu genişletilmiş heyet, İmralı ile Kandil arasında açık iletişim hatları, gerekirse Kandil'den İmralı'ya görüşme, İmralı'nın, daha doğrusu Öcalan'ın şartlarının bu tür bir müzakere için iyileştirilmesi, bana göre bu mutlaka konuşulacak bir şeydir. Yani sadece cezaevinde olmak, daha doğrusu cezaevinde kalarak böyle geniş bir müzakere yürütmek zor. Bu kişiye herhangi bir rahatlık sağlama gibi anlaşılmamalı. Müzakerenin, müzakere kavramının, süreci müzakereye çevirmenin doğal bir parçasıdır. O zaman anlaşılacak ki sorunlar ortaya konuyor ve bir yerlerde ortak karar ya da mutabakat, uzlaşma her neyse aranıyor. Hmm. Tanıklıklar, kayıtlar, bütün bunlar müzakere sürecinden söz edebilmek için gerekli olan şartlardır. Ne engelliyor hükümeti bunları yapmaya ya da niye yapılmıyor ya da yapılacak mı? Bir fikriniz var mı? Benim anladığım kadarıyla hükümet karşı tarafın siyaseti demokratik yollarla yapıp yapmayacağına henüz ikna olmuş değil. Yani problem o. Yani yine 6-7 Ekimlerden mi korktu? Yani onlar işte Cizre hadisesi, bu işte hükümetin kamu düzeni diye adını verdiği
hadiselerin bu süreç içerisinde kontrol altına alınıp alınmayacağı, özellikle çünkü baştan itibaren kamu düzeninin esas olduğu. Eğer bu sağlanmazsa barış görüşmelerinin de kısa süre içerisinde çok ilerleme kaydedilmeyeceği ile ilgili olarak bir süre önce hükümet böyle bunun bir güvencesini koymuştu. Nasıl alacak peki yani? Bunu ilan edecek herhalde örgüt ya da Öcalan. Evet, biz bundan sonra hak arama mücadelesini demokratik yollarla yapacağız. Sokakta molotof kokteyli atarak ya da bir yeri yakıp yıkarak ya da hendek kazarak değil, bizzat haklar, talepler neyse onları bu meşruiyet sınırları içerisinde demokratik yollarla elde etmenin mücadelesini vereceğiz ve bunun için de silahı devre dışı. Şimdi Hatip Dicle bugün bir açıklaması var. Çözüm süreciyle ilgili Nevruz'da önemli bir mesajın açıklanmasına yönelik bir çaba var dedi. Evet. Yetişir yetişmeyiz, yetişmez bilmeyiz. Bu görüşmelerin seyrine bağlıdır. Kandil'le, hükümetle görüştükten sonra umarım ortak bir açıklama en kısa sürede yapılır dedi. Bu acaba böyle bir açıklama olabilir mi? Yani PKK adına ya da işte Kürt hareketini bağlayacak bir açıklama mı olur? Yoksa sürecin ilerlediğine dair bir açıklama mı beklemek gerekir? Benim tahminim, sanırım hani Muhsin'le de biraz önce konuşuyorduk, aynı şeyi söyleyecektir. Beklenen şu... Türkiye'de silahlı mücadeleye son verme kararının alınması. Yani silahların sınır dışına çıkarılması. Artık bunun gerekleri nasılsa bir kere bu kararın alınmasına dönük bir açıklama bekleniyor. Ancak bu açıklamanın gelebilmesi için Kürt siyasi hareketinin bütün karar merkezlerinin bir görüş birliğine varacağı bir formül aranıyor anladığım kadarıyla ve hükümetin de bunun karşılığında vereceği güvenceler ve atacağı adımlar konusu konuşuluyor. Ben Hatip Dicle'nin bu açıklamasını böyle yorumluyorum. Olabilir, beklenen bu. Hani tahkim edilmiş ateşkes dendi. Bunun ötesi beklenir. Tahkim edilmiş ateşkes zaten bir şekilde sağlanabilir. O tahkimattan kastedilen ne peki? Muhtemelen çatışma şartlarının ortadan kalkmasını sağlayacak bir kontrol. Yani örgütün kendi alanlarını ve kendi kadrolarını artık iyice kontrol edebileceği. Ne olursa olsun çatışma olmaması. Yani bunu bekliyor hükümet. Çok büyük ihtimalle de PKK'nin beklediği, hükümetin polisiye ve askeri herhangi bir eyleme, herhangi bir operasyona girmemesi ve tabii güvenlik, iç güvenlik paketi burada da bir unsur. Yani polisin ve valilerin yetkilerinin arttırılmasının böyle bir ortamı. Evet, onu ayrıca soracağım. Bunun üzerine durmak gerekecek. Peki bu beklenen açıklama böyle bir açıklama olabilir mi? Yani silahlara veda açıklaması olabilir mi? Evet, yani Türkiye'ye karşı silah kullanmama garantisi. Bu silahlı güçlerin ülke dışına çıkması değil. Yani örgüt, Öcalan arkadaşları, PKK, yan kuruluşları, daha doğrusu KCK yapılanması şu kararı alacak. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı hak arama mücadelesini bundan sonra demokrasi alanına çektik. Silahı herhangi bir şekilde zorlansak bile, kıssak bile, sinirlensek bile silaha başvurmayacağız. Onun için silah Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı olan hak arama mücadelemizde bir araç değildir. Bunu bundan vazgeçtik. Bunun için de ama bir takım bundan garantiler, sonra da güvenceler alması gerekir değil mi? Çünkü bu PKK'nın varlık sebebi, varlık yöntemi. Bundan vazgeçiyor olması belli bir kazanım karşılığında ancak olabilir. O ne olabilir? Yani hangi aşamada bunu göze alabilir? Belirlenmiş olan şeyler var. Şu anda müzakere aşamasına geçmek için öncelikle Öcalan'ın yerine getirmesini talep ettiği bazı şeyler var. Onları hükümet benim anladığım kadarıyla kabule hazır. Yani bu işte yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin önündeki çekincenin kaldırılması, ondan sonra müzakere heyetinin önünü açabilecek bir yapılanmanın, sekreteryanın orada oluşması, bir izleme komitesinin oluşturulması, karşılıklı hükümetin hasta tutsakları serbest bırakması, örgütün önündeki kamu görevlileri varsa onların serbest bırakılması gibi bir takım düzenlemeler. Bunlar zaten ilk etapta devlet bunları kabule hazır. Bunun karşılığında da Türkiye'ye karşı silahlı mücadeleden vazgeçme meselesi. Zaten buna bu asıl anlaşma noktası, ama bu müzakerenin de başlangıcı aynı zamanda, çünkü ondan sonrası asıl müzakere başlayacak. Yani şu anda bunlar şekilsel gereklilikler. Yani bunlar öncelikle bu
yol temizliğini sağlayabilecek bir takım düzenlemeler. Ondan sonraki şeyler somuta dönüşecek. Yani somut meseleler üzerinde konuşulur. Onlar nedir? İşte onlar da hepsi neyi masaya getirirlerse getirsinler bir anayasa engeline karşı karşıya kalacaklar. Dolayısıyla iki gücün işte aralarında Mithat Hoca'nın da yer aldığı yeni bir yapılanmanın meclise girerek yeni anayasanın yapılmasının önünü açacak bir şey, bir yeni demokratikleşme hamlesi. Sezgin Tanrıkulu'na soralım. Sezgin Bey, sizin olduğunuz yerden, yani ya Taksim Stüdyo'dan diye anlayın bunu ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nden diye anlayın. Nasıl görünüyor bu mesele? Ya gerçekten sıkıldım yani. Yani bu bir tiyatro. Yani sonuç itibariyle o gidiyor, bu geliyor, şu geliyor, bu gidiyor falan. Bir tiyatro ya gerçekten yani. Hiçbir şey bilmiyorsam bile en azından Sezgin Tanrıkulu olarak Kürt meselesini biliyorum. Ve bunun böyle olmayacağını da biliyorum. En azından. Ve bir tiyatro oynanıyor. Aktörler var. Sinema aktörleri, film aktörleri falan gidiyorlar, geliyorlar falan. Ya bu böyle değil. Dünyada da böyle olmamış. Herkes de çok iyi biliyor. Biz bu sürecin en azından engelleyicisi olmadık. Yol göstericisi olduk ama kimse de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu süreçte aldığı rolü ve bu Kürt meselesini rehin aldığını kimse görmedi. Hiç kimse göremedi maalesef. O nedenle yani söyleyecek bir şey yok gerçekten de. Bir tiyatro oynanıyor Kürt meselesi üzerinden. Ya tabii ki bakın 20 yıl önce benim yazdığım yazı var. 20 yıl önce, 30 yıl önce yazdığımız yazılar var. 2 yıl önce Radikal 2'de yazdığım yazı var. Türkiye'de yani biz ancak bu örgütten şunu isteyebiliriz. Ancak bu beklenebilir. Türkiye bakımından sen silahlı şiddetten vazgeçeceksin. Bu örgüt silahtan vazgeçmez. Orta Doğu örgütü. Tek yapacağı bir iş var. Tek yapacağı rasyonel bir biçimde. Der ki ben Türkiye bakımından Türkiye'de bu toprakların sınırı içerisinde silahlı şiddeti kullanmayacağım. Ancak bunu söyleyebilir. Açın bakın Radikal 2'de 2 yıl önce yazmış. Hiçbir şey eski gibi bilmem ne gibi. Şimdi açıp konuşuyoruz. İşte şöyle iki taraf bu taraf falan filan. Ya bunlar bakın bu hükümetin başbakanı, cumhurbaşkanı bu meseleyi çözme konusunda samimi değil. Peki şimdi silahları bırakılması... Bunu anlamamız lazım ya, anlamamız lazım. Peki buraya doğru, dediğiniz yere efendim, doğru getirmeye çalışıyorlar anlamını çıkarıyorum ben buradan. Ya yani. Bakın ben rasyonelim, bakın ben rasyonelim. Şöyle bir rasyonelim. Adına terör denen bir yasaya Kürt hareketi evet deyip masaya oturmuştur. Kürt meselesi terör müdür? Tabii ki terör yönü var. Şiddet yönü var. Ama mesele bu mudur? Oturmuşlardır. Yani bu çerçevede çıkan yasada bile kamuoyunun bilgilendirilmesi vardır. Selahattin Demirtaş arkadaşımdır, dostumdur. Şunu söylemiştir. Biz kamuoyunun bilgilendirmekten yanayız ama hükümet istemiyor. O yüzden bilgi veremiyoruz demişlerdir. Ve şimdi ne olduğunu ne meclis biliyor ne kamuoyunu biliyor ve şimdi çıkmışız uzmanlar olarak ya şey yapıyoruz, niyet okuma yapıyoruz. Hükümet aslında bunu istiyor, Kürtaki de bunu istiyor, Öcalan da şunu söyledi falan. Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey gerçekten. Yasa ortada. Bu yasaya her şeye rağmen evet dedik. Her şeye rağmen evet dedik. İçinde şey var, 4. maddesinde kamuoyu bilgilendirilecek. 6 aydır. Niye tek bir bilgi vermediler? Ya bu mesele bu kadar çok kullanılamaz. Bu kadar çok da heba edilemez. Binlerce insan ölmüş. Yazıktır, günahtır gerçekten ya. Yani halen bu hükümetin böyle niyetinden, şimdi böyle hükümetin doğru işte efendim şöyle adım atmasından, ondan sonra başbakan yardımcısının yürüyüşünden, sözcüsünün bilmem neyinden medet uman
medet uman bir haldeyiz ya. Böyle bir şey yok. Şimdi bu kadar çıksınlar süredir devam ya, eden bir trafik Kürt var. Kürt meselesini böyle çözeceğiz. Buradan bir şey çıkmayacak mı diyorsunuz? Yani bütün bu gitler, geller, görüşmeler, bakın, Kandil, İmralı seferlerinden bir şey çıkmayacak. Sıfıra sıfır elde var, sıfır büyük bir hayal kırıklığı mı olacak diyorsunuz? Hayır, bakın ben şunu söylüyorum. Bakın ben yöntemin doğru olmadığını söylüyorum. Tabii ki Kürt meselesi barışçıl yöntemlerle çözülmelidir. Ama Kürt meselesi AKP'nin eline bırakılmayacak kadar, başbakanın eline bırakılmayacak kadar önemlidir. Önemlidir ve böyle olmalıdır. Ama kim yönetecek o zaman? Ama ne? Yani üzerinden biz iktidar partisine bırakamıyoruz. Başbakanı tamam da yani kimi kim o zaman? Yapsın? O zaman yani taraflardan birinin o olmak tabii ki meclis yapacak. Tabii ki meclis yapacak ya. Meclis yapacak. Tabii ki meclis yapacak. Bu yasa çıkmadı mı? Niye kamuoyunu bilgilendirmiyorlar? O gitti, bu geldi, bu şöyle oldu, böyle oldu diyoruz. Ya çıksınlar. Peki hemen soralım. Yani siz hangisine karşı çıktık bugüne kadar? Siz bu konuyu yakından takip eden, evet, buna angaje olmuş bir insan, iki kişisiniz. Bilgi sahibi olamamak sizi rahatsız etmiyor mu gerçekten? Hayır, biz bilgiliyiz. Yani bilmediğimiz ne var anlamadım. Sezgin Tanrıkulu niye bu kadar çok sinirleniyor gerçekten onu da anlamadım. Sezgin Tanrıkulu 2 sene önce Radikal 2'de yazdığı yazı bugün gerçekleştiyse ne kadar güzel. Yani ya da 3 sene önce 20 sene söylediği, önce 20 sene önce pardon söylediği şey bugün demek ki gerçekleşmiş. Demek ki bir öngörüde bulunmuş ve bu da iyi bir şey. Yani buna sevinmesi gerekiyor. Bu yöntemle çözülebileceğine dair 20 sene önce söylediği şeyin geldiği nokta itibariyle evet yöntem bu. Şimdi sonuçta bizi temsil eden bir hükümet var yurttaşlar olarak. O hükümette kamuoyu adına terör örgütü dediği bir örgütle müzakere süreci başlattı. Bunun için de elini taşın altına koydu. CHP'ye gitti. Bunlar da dediler ki kamera getirin gelin görüşelim. Deniz Baykal döneminde. Kamera gitmeyince de onlar katılmadı. Sonra Deniz Baykal ama sonra Deniz Baykal gitti. Kamera şakasına kurban oldu. Ondan sonra arkasından diğerleri de bu işin ayıp. Gerçekten ayıp ya. Hakikaten ayıp ya. Bu işin. Ayıp, gerçekten ayıp. Neyi ayıp olanı anlamadım. Ama sonra da meclise yapılan ayıp, yani ayıp ya, yasaya destek ayıp, verdi. Ayıp, gerçekten ayıp. Evet, ya, güzel, çok yani, güzel. Ayıp ama ya, orada çok güzel. Onun dışında, eğer başka sen, bak, hiç eğer şey yapmadılar. Sen, bir dakika. Eğer sen, bak, eğer sen 6 Temmuz tarihli tuhafları okumazsan, oturduktan sonra bunları konuşmasan ayıp ya. Orada konuştuklarımız var. Sen daha Deniz Baykal'ı konuşuyorsun. Orada benim konuştuklarım var. Ya. Ayıp, tiyatro oynamayalım. Sevgin, niye bu kadar sinirleniyorsun? Bu mesele üzerinden rant yiyen, bu mesele üzerinde rant yiyen şerefsizdir. Bu kadar basit. Allah Allah. Şimdi tabii. Temmuz bak. Temmuz. Ben 6 Temmuz söylüyorum. Bir bakın okuyun ya lütfen ya. Lütfen. Yani, biz ne söylemişiz? Sen daha Deniz Baykal falan filan. Ben İçişleri Bakanlığı tutaklarını söylüyorum. Ve meclise bunun bir parçası olmak için gereken adımları attığını, ne kadar güzel, bu işe engeci olduğunuzu söylüyorsunuz Sezgin Tanrıkulu. 6 Temmuz dediğinizde bu anladığım kadarıyla. Dolayısıyla burada yani CHP suçlandığı için tepki gösteriyor. CHP bu işe yanaşmadı. Aynen böyle. Aynen böyle. Aynen yanaşmadı. Böyle. Gerçekten ama böyle. Bütün her şey kamuoyunun gözünde ortada. Sezgin peki şimdi, siz ne diyorsunuz hocam? Ya ne diyeyim? Tabii Sezgin Tanrıkulu çok fazla sinirleniyor buna ve üstelik bu süreçlerin doğasına dair bilgileri de bana göre bir kenara bırakıyor. Bu işler bu kadar kolay değil. Doğrudur. Hükümetin bu süreci yürütme tarzını ben başından beri eleştiriyorum, uyarıyorum. HDP de uyarıyor, çeşitli çevreler de uyarıyor. Ama HDP de buna ortak oluyor bir yandan. Yani ortak bu olmak değil. Meselesine ortak oluyor. Hayır, bu son dönem. Ya Barış'ın kim ortağı olmak istemez? Allah'ını seversen. Hayır, ne bu sessizlik ve bilgi vermeme meselesi. Şunu söyleyeyim, uzun süre en açık yürütülen dünya örnekleri içinde süreçlerden biri buydu. Her şey kamuoyunun, yani elbette oradaki tutanaklar yansıtılmıyor. Böyle bir şey de yok zaten. Siz bir örgütün lideriyle görüşme yaparken bu tutanakları her gün kamuoyuna açıklayamazsınız. Ne kadar süredir devam ediyor bu görüşmeler? Açık kapalı. İki yıl acaba çok uzun bir süre mi yani müzakere aşamasına gelebilmek için? Biraz da ondan mı illallah ettiği insanlar? Yani. Hayır, şöyle söyleyeyim. Olabilir. Ülkenin şartlarına göre değişebilir. Mesela Mandela'yla ilk temaslar 85'te yapılıyor. Fakat belli bir noktadan sonra yürümüyor, gizli görüşmeler. Yani illa burada da öyle olacak, sorduğunuz için söylüyorum. 87'de tamamlayayım, tekrar temaslara geçiliyor ve 90'a kadar
gizli görüşmeler yapılıyor. Yani son iki yılı net gizli görüşme. Şimdi Türkiye'de gizli görüşmeler, şunlar bunlar 20 yıldır yapılıyor. Ama dar bir çerçevede ve çoğu da kamuoyuna yansımadı. Bu süreçte ise Öcalan'la görüşme yapıldı ve görüşmelerde neler olduğuna dair genel bilgiler verildi. Öyle bir noktaya geldi ki son iki aydır bilgi verilmiyor. Ortak karar alındı. Çünkü her yapılan açıklamadaki cümle ve kelime yeni spekülasyonlar yaratıyordu. İki ay bilgi vermemesi HDP heyetinin uzun bir süre değil. Belli bir noktaya geldikten sonra bir müzakere aşaması, kritik aşama. Ona gelinirse zaten şeffaflık belki de en üst düzeye çıkacak. Ama ona gelinemezse süreçte de çok büyük bir kriz yaşanacak. Belki çökme olacak. Şimdi böyle bir kritik eşikte bir süre spekülasyonlara engel olmak için susalım demenin hiçbir yanlış tarafı yok. Ben HDP'nin ve Kürt siyasi hareketinin burada hesap vermeyeceği bir şey yaptığı düşüncesinde asla değilim. Açıklamayı da yapacaklardır. Bunu daha önce de söylediler. Şimdi Sezgin Bey'in söylediği bir şey çok yani ben yapıcı bir siyasi rol oynama iddiasında olan bir insan açısından talihsizdir bana göre. Bir tiyatro oynanıyor dediğinde 30 yılını sıcak savaşta geçirmiş bir hareketin bütün unsurlarını da katmış oluyor. Bugün görüşmeler yürütüp süreci ayakta tutmaya çalışan herkesi burada bir oyunun parçası sayıyor. HDP ve Kürt siyasi hareketi bir yandan müzakere yürütüyor ama öbür yandan açık siyasi mücadele yürütüyor. Hükümetle kıran kırana bir siyasi mücadele yürütüyor. Bu Türkiye'ye özgü bir süreç bu açıdan. Yani dünyada çok örneği olmayan. Hem parlamentoda muhalefet o görevi üstleneceksiniz hem de bir sürecin iki partneri olacaksınız. Ve bütün bu sıkıntılarla birlikte HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok net sunduğu, şimdi de ortaya koyduğu bir şey var. Kürt siyasi hareketinin. Kürt sorununda çözüm Türkiye için demokrasi projesinin içindedir. Bunlar birbirinin içindedir. Biz başka hiçbir taahhüt altına girmeyeceğiz diyorlar. Şimdi silahların susması, bir silahsızlanma kararının çıkabilmesi. Bunlar o kadar hayati kararlar ki eğer bunlar çıkabilirse, bu konuda uzlaşma sağlanabilirse, beklenen şartlar yaratılırsa, hükümet bu konuda adım atarsa Türkiye bu seçimlere yeni bir havayla girecek. Siyasetin en önemli dönüm noktalarından biridir. Türkiye'de siyasi gelişmelerin son yıllarda en kritik kavşağına giriyoruz. Ve bu seçimler de bu kavşakta alınacak yola göre de önemli bir şekilde etkilenecektir diye düşünüyorum. Şimdi benim mesela CHP'li arkadaşlara hakikaten de tavsiyem kişisel olarak şöyle bir şey. Aman arkadaşlar, yani bu noktadan itibaren yapacağınız en güzel şey barışa katkı sunmak her şeyden önce. Ve eminim ki eğer Öcalan'ın çağrısı, yakın bir zamanda ortaya çıkacak olan çağrısı yankı bulur, örgüt Türkiye'ye karşı silahlı mücadeleden vazgeçtiğini ilan ederse ve bu rüzgarla iki parti seçime girerse, yani 3-4 parti seçime girerse, hep beraber seçime girersek, iki parti burada kazançlı çıkacak ve burada CHP'nin esamesi okunmayacak. Onun için hala şu anda da okunmuyor zaten, kimse bunu konuşmuyor. İşte AK Parti konuşuluyor, HDP seçime nasıl girecek diye öyle bir tartışma yürütülüyor. Barajı aşar mı aşmaz mı diye konuşuluyor. Ama bu arada CHP ile ilgili bir ne bir tartışma duydum ne herhangi bir şey duydum. Burada yapmaları gereken en önemli şeylerden bir tanesi, gerçekten de koşulsuz bir şekilde ama gerçekten koşulsuz bir şekilde bu sürece bu noktadan itibaren destek vermek. Aksi takdirde siyasi gelecekleri çok büyük bir tehlike altına girmiş olur. Barışa karşı duran parti pozisyonuna girerler. Burada sinirlenecek, kızacak ne var? Yani Sezgin Bey, bir dakika Sezgin Bey, bir dakika. Söz vereceğim size hemen. Konuşursun. Burada iki tarafın yürüttüğü bir müzakere süreci var. Arada bu iki sene içerisinde çatışma olmamış. En azından silahlı çatışma sonucu karşılıklı şehit cenazeleri olmamış. Öbür tarafta cenazeler gitmemiş. Nispeten bir rahatlama sağlanmış.
İnsanlar gerçekten seçime demokratik yollarla gidelim, silahların gölgesinden kurtulalım, herkes işine, aşına... Yani şu iki senelik süreç bile bir kazanım mıdır ne diyorsunuz demek, yani? Ne demek? Burada... O kadar kıymetli ki 2000 tamam. gencin hayatını kurtardık bu süreç. Sezgin Tanrıkulu, buradan barış yapılacak olan şey kaybeden CHP olacak evet, diyor ya, Mustafa. Evet, buna göre gardını alsınlar. Bir şey söyleyeyim mi? Bakın, bir şey söyleyeyim mi? Ayıptır, yazıktır, günahtır. Ben cahil olan adamların bizi izlememesini anlarım. Ama okumuş insanların bizi izlememesini anlamam. En azından bu dönem bizim yaptıklarımız Türkiye'nin Kürt meselesine yol göstericidir. Yol göstericidir ve doğru yoldur. En azından bunu yapmışız yöntem olarak. Neye engel olduk ya? Neye engel olduk? Öcalan'la görüşmeyin diye gelen başkanı söylemedin mi başbakana? Başbakana Öcalan'la niye görüşüyorsunuz diye Kemal Kılıçdaroğlu susar mısın? Biraz ay önce söylemedin mi? Bakın, Sezgin susar Bey. Mısın? Susar mısın Muhsin? Niye susayım? Susar mısın? Dinle beni. Siyasetçisin. Bir konuşsun Sezgin Bey. Hayır, bir susar mısın? Susar mısın ya? Hem okumuyorsun hem de adını bilmiyorsun. Sezgin bak, ben de bağırabilirim. Genel başkanımız daha hiç kimse ortada yokken evet, Türkiye'nin barışına katkısı olursa görüşülür diyen adamdır. Türkiye'nin barışına katkı olacaksa bunu söyleyen adamdır. Daha sen taptığın Erdoğan ortada yokken bunu söyleyen adamdır. İlk önce bileceksiniz, okuyacaksınız, öyle konuşacaksınız. Ve haddinizi de bileceksiniz. Şimdi hayır, Sezgin Bey bunu bize de bakın, söylüyor, bilemedim. Bizim tabii, Türkiye'nin Kürt meselesinde anda, Türkiye'nin Kürt meselesinde yöntem olarak önerdiklerimiz Türkiye'ye yol gösteriyor. Şimdi yol biraz, gösteriyor. Evet, bu yöntem biraz yanlış. Daha, tabii ki kimsenin ölmesini istemiyoruz ya. Biraz daha kim bizi suçlayabilir ya? Bu kadar bana söyleyebilir misiniz? Kim bizi suçlayabilir? Yok. Kürt daha doğrusu kim bizi suçlayabilir ya? Kim bizi suçlayabilir? Sevgili Mithat, senle sevgili Mithat, sana söylemiyorum. Ama hayır şu. Bakın bir saniye beni dinleyin ama. Bak dinleyin. Suçlamadan bir dinleyin. Sezgin Bey, süreniz var. Evet ama. Ya biz demek istediklerinizi dinlemek istiyoruz. Duymak yok, istiyoruz. Ama o yüzden... kimse dinlemiyor ki. Suçluyorlar sadece. Hayır, dinliyoruz size de. Yani buyurun konuşmanız için söz veriyorum ve lütfen konuşun. Dinliyoruz. Şunu söyleyeceğim. Bakın bizim yöntem önerimizde sevgili dostum, hocam, arkadaşım Mithat Sancar karşı çıkabilir mi? Temmuz ayında niye bu yasa çıktı? Biz bu yasaya destek verdik, evet dedik. Başka bir yasa gelmiş mi iki yılda CHP'nin karşı çıktığı? Başka bir yasa gelmiş mi? Meclise gelmiş mi? Söylesinler bana, ben meclisteyim, milletvekiliyim. Yani diyor ki hangisi hem bu sürece bizim Türk, yani hem muhalefetteyiz hem de üzerimize düşeni yapıyoruz. Buna rağmen biz bu sürecin kaybedeni ilan etmeye isyan ediyoruz. Hayır, yaptık. Ben şunu bakın ben... bu yasa uyarınca, evet. Bu yasa uyarınca yapılması gerekenleri bu hükümet yaptı mı? Şimdi şunu söylüyorum. Onları soruyorum ben, rasyonel bir ben, biçimde. Ben Sezgin'e hiçbir şöyle şey söyleyeyim. Olmamış gibi konuşmak mümkün mü? Sezgin Bey bir cevap izin versin. İzin verir misin? Hocam. Şimdi şunu söylüyorum. Eğer habur yaşandıysa o dönemki CHP'nin katı tıkaç politikası, çok sert defans, hatta saldırgan bir anti çözüm politikası rol oynamıştı. Kılıçdaroğlu döneminde CHP'nin tıkaç rolü oynamadığını defalarca ben de söylüyorum. Bu doğru. Şimdi meclis yönteminin önerilmesini Sezgin'le de elbette biz de konuştuk. Bunu her zaman önerdik. Ancak bunu bütün süreci meclise taşımak diye bir öneri gerçekçi değil. Şu açıdan gerçekçi değil. Eşit üyelerle bir komisyon kurulup bu komisyonun bilgilendirilmesi gereği doğru bir yöntemdir. Hatırlar Sezgin de bunları da uzun uzun konuştuk. Hükümete de elbette önerdim ben bunu, çalışmalar sırasında da Muhsin'in tanık olduğu toplantılarda da önerdik. Doğru, yapsaydı daha iyiydi, ancak bütün süreci mecliste yürütemezsiniz. Sonuç itibariyle buradan çıkacak her anlaşma meclise gelecektir. Ama meclisin bilgilendirilmesi gerekiyordu. Şimdi gerçekçi olmayan nokta şu. CHP tamamı Sezgin gibi düşünen insanlardan oluşmuyor, bir. Bir ana dilde savunma hakkı ile ilgili yasada CHP içinde neler yaşandığını kendisi bilir.
İkincisi MHP diye bir parti var, katı defans yapan. Yani eğer bunu bir yasa tasarısını mecliste görüşme yöntemiyle bütün süreci buraya taşırsanız bu süreç yürümez. Ama şu doğru, eğer meclisi işin içine katarsanız toplumsal ve demokratik meşruiyet yükselir. Bunu defalarca söyledik. Yapmadı AKP, Kürt siyasi hareketi bunu dayattı, zorladı. Bir tane bana göre son derece anlamsız bir komisyon kurdu hükümet. Şimdi hani buna rağmen süreç yürüyorsa ve Kürt siyasi hareketi de tabii ki HDP'de. O komisyona burada, verdi mi hocam? Ya önemli değil. Ben şunu söyleyeyim. Şunu söylüyorum. Eğer üye verse de komisyonun bu şekilde kurulması doğru değildi. Tamam, ama bir komisyon vardı değil ama mi? Ama bu komisyon, vardı, bu komisyon bak sana söylesem utanırsın. İhtiyaçlarına göre. Utanırsın biliyor musun? Utanırsın. Sezgin bir dakika izin verir misin? Bu sürecin gereklerine göre kurulmuş bir komisyon değildi. Kabul edelim ki AKP sürekli olarak sürecin kontrolünü elinde tutmak için hep manevra yaptı. Kürt siyasi hareketi de hayır dedi. Bu sadece senin kontrolünde yürüyemez. Bu eşit iki tarafı olan bir süreçtir ve bunun da gereklerini yap. Şimdi bunu yapmadığı zaman Kürt siyasi hareketi ne yaptı? Tamam ben masadan kalkıyorum, silahlara başvuruyorum diyebilirdi, demedi. Yeni yöntemler geliştirdi. Hükümeti buna zorlamaya çalıştı. Büyük eksiklik şudur. Kürt siyasi hareketinin hükümeti düzgün bir müzakere sürecine çekmek için yaptığı uğraşların büyük bir kısmı, hükümeti zorlama anlamında, tek başına kaldı. Yani gerekli desteği bulamadı ama kendi gücüyle yaptı. Ve bugün hükümet müzakere noktasına geldiğini söylüyor. Göreceğiz bakalım. Bundan sonra bu şekilde ben kendim sürecin sahibiyim ve kontrolüyüm anlayışını devam ettirirse tıpkı Kobani politikasında yaptığı gibi önemli sıkıntılar yaratır. Bundan ders alındığını umuyorum. Hiçbir süreç bir tarafın kontrolünde yürümez. Hele hükümetin kontrolünde peki, olmaz. Sezgin Tanrıkulu bitirelim. Buyurun. Ben şu düşüncedeyim. Bakın hani sonuç itibariyle ömrümüz bu meselede geçti. Hiç kimse bizi suçlamasın. Bu mecliste de yani sonuç itibariyle ben bu CHP'nin genel başkan yardımcısıyım ve benim meclise sunduğum öneriler de parti adına sunmuş önerilerdir. Bunun böyle bilinmesi lazım. Kuşkusuz tabii ki partimizde bu görüşle karşı çıkan insanlar olmuştur. Siyasetçiler olmuştur. Olabilir ama sonuçta meclise yasa önerisi verdik. Teklifler verdik. Komisyon öneri verdik. Bunlar orada duruyor. Ben şunu söylüyorum. Bakın Haziran ayına kadar ve Haziran'dan sonrası bakımından da bu hükümetin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'nin Kürt meselesini rehin aldığını, süreç konusunda samimi olmadığını ve toplumu doğru yönlendirmediği görüşündeyim ben. Dolayısıyla da burada bir tiyatro oynanıyor. Bunu söylüyorum. Yoksa oynayanları falandan bir kastım yok. Bunun böyle bilmesi lazım. Peki. Bu sözlerde kayda geçti. Yani eğer doğru bir süreç olsaydı adı terör olan bir yasaya Kürt hareketi masada evet demezdi. Evet bu meselenin terör yönü var, şiddet meselesi var ama yani ayıptır, yazıktır, günahtır gerçekten ya. Yani şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Şimdi silahlı mücadeleyi başlatan örgüt, silahlı mücadeleye karşı, örgüte karşı mücadele veren devlet. Devlet de örgüt bir araya gelmiş. Öcalan süreçten son derece memnun. Kandil bazı aksaklıklar olmasına rağmen iyi gittiğine kani. HDP bunun için elini taşın altına koymuş, komisyonlar kurmuş, heyetler kurmuş, gidip geliniyor. Bütün bunlar iyi gidiyor ve her iki taraftan da yapılan açıklamalar süreçle ilgili olarak bir umut vaat ediyor. Bu umut toplumun da geneline yayılmış durumda. Bir barış havası var. Bir tek bu işin olmayacağına inanan bir CHP var. Bir de Sezgin Tanrıkulu var. Yani inşallah umut dediği doğru çıkmaz. Gerçekten eğer onun dediği doğru çıkmaz.
çıkarsa ayıptır ya. Gerçekten ayıptır ya. Sana ayıptır. Gerçekten sana ayıptır Sezgin ya. Sezgin Bey. Eğer bir dakika. Sezgin Bey bir dakika. Varsa şerefsizdir ya. Bir dakika. Tam böyle mi? Böyle yani bir şey var mı? Dayalı'nın çizdiği gibi mi tablo? Böyle bir şey var mı ya? Kim barışı istemez ya? Ayıp ya. Nasıl istemeyiz ya? Sezgin izin verirse. Nasıl istemeyiz ya? Sezgin izin verirse. Ya böyle bir şey yok. Sezgin'e yönelik söylenenleri. Yöntem öneriyoruz ya. Böyle bir şey var mı? Sezgin'e yönelik söylediklerini doğru bulmuyorum Muhsin'in. Sezgin'in bu konuda CHP içinde de bundan önce de. Ben Sezgin'e bir şey söylemedim. Ama söyledim. Diyorum ki hayır şu anda kendisi diyor ki bu iş yürümüyor diyor. Olur. Hayır, ya anladım, diyorum ki karşı her iki taraf durumdan memnun. Böyle, siz memnun değilsiniz. Bu nasıl bir şey? Onu anlamadım. Şunu söyleyeyim. İzin verin. Şöyle söyleyeyim. Yok, Sezgin'in eleştirilerinde haklı olan yanlar var ama bana göre amacını da aşan ve CHP'nin de burada olduğuna ikna etmeye çalışan tarafı zayıf. CHP'nin tamamı her şeyiyle böyle değil. Bunu görmek lazım. Sezgin Tanrıkulu olarak en son meclise sunulan 70 maddelik yasada emeğini inkar etmek doğru değil. Bu konuda CHP'nin tıkaç olmaktan çıkmasına dair verdiği emekleri görmezden gelmek doğru değil. Ancak Sezgin Tanrıkulu'nun da şunu teslim etmesi gerekiyor. Yaptığı her şey, evet, resmen parti organlarından geçip ya da parti adına meclis başkanlığına sunuluyor. Ama en basit bir olay geldiğinde parti içinde nasıl bir dalgalanma yaşandığını, dediğim gibi ana dilinde savunma hakkı ile ilgili çok net yaşadık. Şunu görmek lazım. Sezgin'in temennisine katılırım. Keşke CHP 70 maddenin ve sürecin demokrasi barış yönünde ilerlemesi fikrinin tamamen arkasında olsa. Yine de şöyle söyleyeyim. Baykal dönemindeki CHP olsaydı bugün bu süreç olmazdı. Peki çok teşekkür ediyorum. Sezgin Tanrıkulu'na çok teşekkür ediyorum.